Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda İzmir Gazi Emir'e geldik. Şu anda Fatih Koçak Otomotiv'deyiz. Yanımızda Fatih Bey var. Fatih Bey, videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu videomuzda sizler ve Fatih Bey ile birlikte 15 yıldır İngiltere'de hiçbir ölümlü kaza kaydı olmayan şu meşhur Volvo XC90'ı inceliyoruz. Aracın temel olayı da elektronik ve otomatik fren sistemi. Biz de arkadaşlar daha öncesinde Volvo neden dünyanın en sağlam arabası diye bir video çekmiştik. Oradan daha fazla detay bilgi de edinebilirsiniz. Şimdi gelin içeriğimize geri dönelim. Önce bir tura çıkalım, bir bakalım sürüşte neler olacak. Arkadaşlar şu an aracın içindeyiz. Şuradan bir frene basarak, ya buna bayıldım ben Fatih Bey ya. Bu nasıl bir kibarlık ya? Şu an arabamız normal günlük modda arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sunroof var tepemizde. Benim de Polo 1.2'm var ama dünya araba sürdüm yani. Şu an arkadaşlar tüm elektronik devrelerimiz açık. Yoldaki hız sınırı muhtemelen 50'nin üstüne gittiğimiz zaman bize bir bing diye sinyal veriyor. Arkadaşlar lastik basıncı düşük diyor sağ ön lastik için. Şu an bir basalım bakalım neler olacak. Yasal sınıra geldik arkadaşlar. Şu an 132 ile gidiyoruz. Şeritten çıktığımızda önde kırmızı ışık yanıyor. Şu an şeritte olduğunu söylüyor. Arabaya oturttum, ellerimi bıraktım. Şu an kendisi sürüyor arkadaşlar. Öndeki arabayla mesafemiz şu an dörtlü görünüyor. Bir kamyonu geçeceğiz. Kamyon yanından geçerken şeritlerde araba sallanıyor. Bunun nedeni de Volvo değil arkadaşlar. Şeritlerin biraz silinik olması. Direksiyona dokunmamızı istiyor. Şöyle dokunalım. Aynen. Şu an normalledi. Ya direksiyon falan inanılmaz. Yasal sınırı geçmiyoruz. 120 ile gidiyoruz. Şu an arabamız virajdan dönüyor. Araba geçerken müdahale, ya biraz o da şey ya, hissel yani. Aynen. Bakın şu an aynadaki lambayı görüyor musunuz? Kırmızı yanıyor. Ne demek ki? Sola dönmeyin diyor. Önde görünen kırmızı 4 tane ışık var. O araçta olan mesafemi ölçüyor. Öne yaklaştığın zaman orada seni uyarıyor. Evet, otomatik fren. Yani bir ışık veriyor, iki ses veriyor, üç titretiyor. Bütün ihtimalleri zaten düşünmüşler. Ya zaten frene basması mükemmel bir şey. Evet, otomatik frendeyiz. Öndeki araba gelince yavaşlıyor değil mi? Evet. Çünkü sizin şu an aktif olduğunuzu algılıyor. Aynen. Ama siz 140'la gidiyorsunuz, hiçbir gaz refleksiniz de yok, fren refleksiniz de yok. O öndeki aracı gördüğü zaman freni koyuyor. Sert yani, fren yapmıyor ama. Yapmıyor. Arabayı emniyet indiriyor. Emniyet kemerini bir çekiyor, sizi yapıştırıyor, sonra freni basıyor. Niye? Uyumuş diyor. Ama şu an aktif olduğunuzu algılıyor. Şimdi bir Porsche'nin yanından geçiyoruz ama bizim patronluk değil. Korna çalalım. Merhaba, biz de XC90. Şimdi dönüşte bir hata yaptık. Geri vitesi alacağım. Aracın şu an etrafını göz... Ya bu ne ya? İşte oradan çıkacaksın yine. Almaz ki o virajı. Çok alır, sıfırdayız. Yolu görüyorsun, arabayı da görüyorsun. Ana, ben ne bileyim. Buradan gidiyoruz. Ben şunu yapacaktım hani. Yok yok, burada işte sen oradasın. Yolun yolu da orada. Oba! Genel anlamda içinde böyle aman tanrımlık bir teknolojiye denk gelmedik. Ama arabanın dışında, çevresinde, 360 derece kamera sisteminde, otomatik sürüşte, bilmem kaç tane airbag vesaire vesaire dahil olmak üzere inanılmaz sağlam bir güvenlik teknolojisi var. Arkadaşlar çok ciddiyim. Şu an sol şeritteyim. Uçakta gidiyorum ya. Şimdi ben sizden öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Direkt de konuya girmiş olacağım. Bu arabanın olayı nedir ya? 15 yıldır ölümlü kaza kaydı olmayacak kadar ne var bu arabada? Öyle bir istatistik bilgimiz yok ama sağlam olduğunu söylüyoruz. Peki mesela normal bir BMW'den ya da Mercedes'ten farklı olarak nesi sağlam bu arabanın? Geçmişteki kasalarda bunların ön ve arka tamponlarda darbeyi önleyici süspansiyonları olduğunu söylerlerdi. Ondan kaynaklı insanların da bir bilinç altında Volvo sağlamdır, ölümlü kaza riski azdır diye kalmış. Şimdi Fatih Bey, o zaman gelin şu kaputu bir açalım. Peki motorun özelliklerinde öne çıkan ne var araçta XC90'da? Tek sıkıntı çok motor revizyonuna gitti. Revizyon derken motor değişmiyor. Güncellemeyle teknolojisi değişiyor, beygir gücü değişiyor. Aracın fiyatı ne kadar? Kilometresine, ekspertizine baktığınız zaman hani 450 binden başlayan bir bandı var, 500 bine kadar çıkıyor. Aracın yıllık vergisi ne kadar biliyor musunuz? 2000 motor, bir Opel Insignia, bir Volkswagen Passat'ın neyse bunun da yıllık vergisi o. Şimdi bizim fixtir Fatih Bey, geliriz. Benzin kapağını
kapağını açarız. Aa, direkt kapak açılıyor. Sökmeli bir şey yok. Bagajı açacağız şimdi arkadaşlar. Gelin bir bagajı açalım. 7 kişilik XC90. Tabii tabii. Şimdi günümüzde 7 koltuk psikolojisi var. Ben çok arka koltuğa oturan da görmedim ama 7 koltuk olmadan almayan insanlar var. Şimdi Fatih Bey yanılmıyorsam koltuklar hakiki deri kaplama. Kesinlikle hakiki deri kaplama. Güzel gözüküyor ama kullanışı çok zor. Oturduğunuz pantolonun rengini bile alabiliyor. Şimdi arkadaşlar Fatih Bey ile birlikte aracın içine geldik. İlk olarak burada acayip detaylı bir ekran görüyorum. Şöyle sağ sol yaparak yönetebiliyorsunuz. Şurada kamera var. Şuna bir dokunalım. Bu da 360 derece görünüm. Çevresindeki kameralar sayesinde aracın her tarafını gösterebiliyor size. Aracın neresini görmek isterseniz hakikaten aynen size orasını açıyor harbiden. Hatalı sollama. Sağda solda seyir halindesiniz. Bir aracı sollayacaksınız. Eğer sağ taraf müsait değilse ikaz veriyor. Sollama diyor. Direksiyonu da titretiyor. Bu arabalarda bir de otomatik pilot modu var. Şeridinizde gidiyorsunuz. Bırakın viraja bile kendi girer. Şeritten çıkmaz. Öndeki araçta mesafesini ayarlar. Arkadaki mesafeyi sezer. Ya ben bu aracı kullandığım zaman sıkılıyorum. Bu arabayı benim kullanmam gerekiyor. Ben birçok özelliğini kapatıyorum. Burada şey de var. Çarpışma önleme yardımı. Mesafe belirliyorsunuz. Refleksinize göre 2 metre, 5 metre, 10 metre ne kadar öndekine yaklaşması gerekiyorsa o kadar yaklaşıyor. Tabelaları okuyor. Öndeki aracı takip mesafesi. Onun mesafesini burada ayarlıyor. Bak ne diyor? Birinci kademe, ikinci kademe. Ayağınızı gazdan, frenden çekiyorsunuz. Öndeki ne hızla giderse sizin arabanız da o hızla gidiyor. Öne navigasyonu at, farkındaysanız. Öne navigasyon çok iyi oluyor. Bunlar koltuk hafıza sistemi. Siz mesela babanızın arabasına biniyorsunuz. Koltuğu değiştiriyorsunuz, öyle bırakıyorsunuz. Aynen. Sonra baba, o geliyor lan buna kim bindi diyor. Bir, baba bindiği zaman, bire bastığı zaman onun istediği şekle geliyor direksiyona kadar. Şurada bir start stopumuz var. Şu an arabayı stop ettim. Şu drive mode arkadaşlar, arabanın içinde farklı farklı sürüş modları var. Bu araç kendi hızına göre yüksekliğini ayarlayabilen bir teknolojiye sahip. Bir şey olmuyor değil mi şu an? Yok. Araç evet. Şu an yükseliyor. Yükseltmeniz gerekecek. Anahtar geliyor arkadaşlar. Araba bizi şımartacak. Bir yere gittik. Masanın üstüne koyabileceğimiz bir anahtarımızın olması lazım. Bagajı açıp kapatan bir tuş var arkadaşlar. Aracı kilitleyen ve aracı açan bir tuş var. Çeşitli güvenlik düğmeleri var ve anahtar son derece karizmatik. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Şimdi araba dünyanın en sağlam arabalarından biri olunca, namı böyle olunca araç içinde kaç tane airbag olduğunu merak ettik. Gözle baktığınız zaman en az 10-12 tane görebiliyorsunuz. Airbag'e ihtiyaç duymadan önceki önlemleri biz. Arabanın olayı o zaten. Burada bir güncelleme servisi var. Bu nedir? Aracın motorunu anlatırken de bahsettim ya, artık motor değişmiyor. Güncellemesiyle teknolojisi değişiyor. Nasıl telefonlarımızda sık sık güncelleme geliyorsa bu arabalarda da bu var. Buradaki arabanın genel tasarımına oldukça yakışmış bir bölme var. Burayı açtığınızda işte anahtar, bardak, telefon, ıvır zıvır görebiliyorsunuz. Şurada bir USB çıkışı. Bu da muhtemelen AUX gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bu da yolcu kendi kafasına göre buradan klimasının kaç derece olması gerektiğini, şiddetini vesaire vesaire ayarlayabiliyor. Onu şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar artık içeriğimizi yavaş yavaş sonlandıralım diyoruz. Fatih Bey size de hem size şahsınız hem de Fatih Koçak Otomotiv'i bu içeriğin oluşmasına sunduğu katkı için teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı bizlere veya takipçilerimize? Biz de çok keyif aldık. Bu aracı tanımak ve test etmek isteyen birçok insana aslında biz burada bir rehberlik yaptık. Sektöre mutlaka katkısı olur. Merakınızdan dolayı, emeğinizden dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Valla biz de teşekkür ederiz Fatih Bey. Arkadaşlar isterseniz gelin şimdi biz içerikten yavaş yavaş çıkalım. Bu videomuzda hep birlikte Volvo XC90'ı elimizden geldiğince inceledik ve bir test sürüşüne çıktık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Araba benimmiş gibi çek Mustafa. Arkadaşlar bunu siz de kullanın. Ya araba benimmiş gibi. Öyle hayal edin. Hadi görüşürüz. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.